Sayın Kaymakamım, Sayın İncirlova'nın değerli protokol üyeleri, Sayın Milliyetçi Hareket Partisi Aydın İl Başkanımız ve Yönetim Kurulumuz, Sayın Hanımefendiler, Beyefendiler, çok kıymetli incir üreticisi arkadaşlarım ve bize her konuda destek ve yardımlarını esirgemeyen hem ticarette hem bürokraside her konuda desteğini bizlerle beraber gösteren değerli sivil toplum kuruluşu mensupları arkadaşlarım ve değerli vatandaşlarım, 11. İncir ve Kültür Festivali'nin açılış törenine hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. İncirlova halkı adına saygılarımı sunuyorum. Biz geleneksel etkinliğimizi sürdürmek, daha önce yapılmışları devam ettirmek adına üstlendiğimiz görevi yerine getirmek üzere bu festivali biraz hızlıca hazırladık. O yüzden bazı eksiklerimizin başlangıçta hoş görülmesi dileğiyle özürlerimizi baştan ifade etmek istiyorum. Özellikle Sayın Kaymakamımın bu konuda alışılagelmişlerden biraz daha farklı bir festival yapılması konusundaki direktif ve önerileriyle konuyu gerçekten üretici, halk, gençlik, herkesi buluşturma anlamında bu etkinlikleri bir araya getirme gayreti içerisinde olduk. Gerek içinde bulunduğumuz süre kısalığı ve kaynak sorunuyla ilgili hızlıca bir organizasyon yaptık. Ama bu kısa süre içerisinde işin bu noktaya varmasına emeği geçen tüm arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Bizim incircilere incir anlatmak gibi bir özelliğimiz olamaz. Gayretlerinden ve çalışmalarından dolayı başta incir çiftçimiz olmak üzere bu sektörde emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Bizim misyonumuz İncirlova Belediyesi olarak adından aldığımız bu nadide ürünü yurdumuzda ve dünyada pazardan olabildiğince en yüksek katma değeri alacak şekilde bu çalışmalarda bizim yapabileceğimiz her türlü organizasyon, iletişim, mevzuat konusunda kime nasıl yardım etmemiz mümkünse onların önündeki engelleri aşma noktasında her hususta 7 gün 24 saat hizmette olduğumuzu ifade etmek istiyorum.
kendilerinin yanında oluyor. Aynı öyle. Şöyle biraz başka türlü bu reklam olmayacak. Yani önce görürsem bir şey ifade etmiyor. Yerken daha çok evet, en iyisi bu herhalde. Evet. Değil evet. Mi? Biraz da sarı logo. Evet. Onu bakıyor zaten. Arkadaşlar benim başkanımız. Kaymakam Bey. Beraber bakabilir miyiz böyle? Evet. Ben de mor alayım. Arkadaşlar özellikle. Arkadaşlar o bahsedilen bal işte bu bal. Çoğu bilmiyor. Buradan akıyor. Tam atmamış. Akınca içi ekşi oluyor. Akmazsa burada mühürlü gibi durursan ince güzel oluyor. Evet, görüyorsunuz. Tamam, bu şekilde olmuş. Balla karıştırılmış vaziyette. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Kırmızı beyaz çıktı böyle. Hem sağlık hem güçlü gelecek için. Üç ayrı mutlaka. Çeşit bunlar. Evet. Evet, sen söyle. Abi buyur. Abi buyur. Üzülme o demek. Çekelim ya. Karakamda kadar. İncirliova'ya Aydın bölgesine sık sık geliyorum. İncirliova'ya daha evvel de geldim ama İncirliova büyük gelişime ve değişime hazır. Bunu bu sefer hissettim. Bugün öncelikle incir üreticilerine çok özel, güzel ödüllerimiz var. Ardından muhteşem konserlerle 11. İncir Festivali'ni İncirliova'da hep birlikte eğlenerek kutlayacağız. Evet. Kanal 35 izleyicilerine şunu söyledik. İncirliova'ya daha evvel geldim ama İncirliova gelişime, değişime hazır. Bu havayı ilk kez hissettim. Dün canlı yayında da bahsettik. Bugün güzel bir programla birlikteyiz. Teşekkür ediyoruz bizi ağırladığınız için. İncirliova 11. festivalini yapıyor. Bundan önce bu konuda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza gerçekten teşekkür ediyoruz. Biz de geleneksel bu aktiviteyi sürdürmek üzere çaba gösteriyoruz. Sabahtan başta Sayın Kaymakamımızın önderliğinde tertip komitesiyle bu işe dahil olan arkadaşlarla dereceye girmek üzere aday olan yarışmacı arkadaşlarımızın incirlerini, Tarış'ın incir konusundaki ürünlerini ve incir araştırma merkezimizin bize sunduğu taze incirleri lezzetle yedik. Arkadaşlarımızla, dostlarımızla, vatandaşlarımızla paylaştık ve bu konuda incir araştırmamızın konuyla ilgili değerlendirmelerini bizimle paylaştılar, bilgilendik. Bu konuda gerçekten çok güzel bir ürün sahibiyiz. Bunu daha iyi nasıl ileriye götürürüz konusunda çalışmalarımız devam edecek. Bunu vatandaşımızla paylaştık. Bu konuda biz de bu sektördeki her aktivitenin hep içinde olacağımızı ve destekleyeceğimizi ifade ettik. Öğleden sonra çocuklarımızla birlikte İncir Festivalimizin çocuklarımızın da bir coşkusu eğlenceli günü olsun diye onları eğlendirdik. Sağ olsun mehter takımımız geldi. Vatandaşlarımız da güzel bir mehter konseri verdi. Şu anda da akşam ödülleri derece alan en iyi incir yetiştiricisi olarak müstahsillerimizi ödüllendireceğiz. Bu konuda emeği geçenlere ödüllerini vereceğiz. Sponsorlarımıza teşekkür edeceğiz. Ve tüm halkımızla İncir Festivali'nin coşkusunu konserimizle birlikte taçlandıracağız. Şimdi biz pek çok aktivitemizi Cumhuriyet Meydanımızda daha önce biliyorsunuz Ramazan'da etkinliklerimiz oldu. Yani meydanlar sadece resmi bayram törenlerinde kullanılan yerler olmaktan ziyade halkla bütünleşeceğimiz, her zaman bir arada olacağımız mekanlar haline gelmeli. Yani burası sadece törenler yapılan, onun dışında kimsenin uğramadığı, işlevsiz yerler olmaktan ziyade her zaman halkın hizmetinde
bu tür aktivitelerle buluşacağı yer olmasını istiyoruz. Biraz hareketlendirelim istiyoruz İncirli Ova'yı. Aydın dediğimizde akla gelen ilk ürün incir. İncir, zeytin ki Aydın bugün kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de geçen iki kutsal meyvenin bulunduğu memleket. Bettini ve zeytini diyor. Tin, incir Aydın'da, zeytin Aydın'da. Dolayısıyla böyle bir memlekette yaşamış olmaktan, böyle bir memleketin milletvekilini yapmış olmaktan dolayı çok mutluyuz. Tabii bu festival malum daha önceki bizim belediye başkanlığı arkadaşımızın yaptığı dönemden beri devam eden bir festival. Devam etmesi güzel bir olgu. Devam etmesi lazım. İncirimize sahip çıkmamız lazım ki burası malum İncirlova. İncirlova ismi Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal'in buraya vermiş olduğu bir isimdir. Böyle bir memlekette incire sahip çıkılması lazım. Dolayısıyla da ben Kürşat Başkan'a teşekkür ediyorum. İncirimize sahip çıktığı için, incirimizin tanıtımı ile ilgili, incirimizin kalitesi ile ilgili çalışmalara katkı verdiği için. Bugün burada incir yarışmasında dereceye giren arkadaşlarımıza ödüller verilecek. Bunun manası ne? Bunun manası Aydın'ın en iyi inciri İncirlova tarafında olur. Bunun da burada festivalin yapılması çok güzel bir şey. Ben Sayın Başkanımızın çalışmalarını takip ediyorum. Gerçekten iyi bir çalışma yapıyor. İncirlovalı'ya layık bir çalışma olduğunu görüyoruz. İnşallah bu performansı artarak devam eder ki buna vatandaşımızın, hemşerilerimizin büyük ihtiyacı var. Çok, bugün çok güzel bir günümüz. Bugün İncirlova'nın 11. İncir Festivali kutlama günü. Hava da çok güzel. Hele bakın şu dakika hava ne kadar serin. Konserimiz de oluyor fakat her şey önce sabah çok güzeldi. Sabah İncirova incir yarışmasına katılan 23 tane inciri büyük sepetlere koyarak halka takdim ettik. Zaten bunu bir gün evvel 5 tane jüri üyesi öğlen saat 2'den akşam 2'den öğleden sonra 4.30'a kadar 2 saat 45 dakika o gelen 23 tane her incirde gelen incirde 5'er kiloydu onu da söyleyeyim. O 5 kilo her gelen inciri yani 23 incir geldi 5'er kilo 115 kilo inciri teker teker tadıldı. Derilerin, kabukların kaç santim olduğu, evet. İçindeki nefaset, içindeki koku o ve ondan sonra derisinin rengi, incirin rengi tabii. Onlar hepsi bakıldı ve bir de her gelen incir birer kilo olarak tartıldı ve bunun arasında bir kiloya 28 tane gelen çok güzel incirler de vardı evet. Ama umumiyetli kiloda 35 adetti. Bunlar tarttıktan sonra 5 jüri üyesi her birimiz ayrı ayrı puan vererek bunları puan verdik ve kendi aramızda da bu puanları yaparak 5'e böldük. Evet. Birinci, ikinci, üçüncü çıktı meydana. Hak eden kazandı mı? Evet. Ve burada ya, yani... Kazandınız mı? Burası incir. Burada incir hakikaten güzeldi. Yalnız şunu da söyleyeyim. Herkes olan bir yer. Tabii, tabii. Adımız zaten İncirli Ova. Bakın bir şey söyleyeyim. 1937'de Atatürk buraya geldiği vakit trenle Atatürk'ün hatıratlarına yazar. Burası incir ormanlarından geçtim diyor. İncir ormanlarından geçtim diyor Aziz Atatürk. Yani incirler o zaman bu ovada orman gibi fazla varmış. Maalesef şimdi incirler ovada gitti. Biraz da binalar oldu. Ama adımız İncirli Ova yani. Onun için de incir festivali yapmak bize yakışır. Sayın Başkanımız da hakikaten bu sene ilk onun festivali ama yüzünün akıyla bu festivalden çıktı. Halka dönük ve meydanlarda oldu. Çok daha iyi oldu yani. Çok daha iyi oldu. Başkan da bu sınavdan başarıyla geçti başkanımız. Evet. Ne diyoruz? Notu verirsek başkanımıza 10 evet. Üstünden. Evet. Başkanım 10 üstüne 10 tabii. Teşekkür ediyorum. Saygılarımla. Sağ olun. İncirliova Belediye Başkanım Sayın Gürşat Kale, değerli eşleri, 23. dönem Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekilimiz Sayın Recep Taner, değerli üreticilerimiz, İncirliova'nın güzel insanları, hoş geldiniz. 11. İncir Festivalimizde incir üreticilerimize birbirinden güzel ödüllerimiz var. Ödül törenimize geçmeden evvel bir de sponsorlarımızın plaketleri var. Bu üreticilerimizi destekleyen ve yarışmanın sonrasında onlara ödülleri ulaşması için bizi destekleyen sponsorlarımız. Ama hepsinin öncesinde bu güzel festivali bizleri sizlere getiren
İncirlova Belediye Başkanımızı alkışlarınızla sahneye teşriflerini arz ediyorum. Açılış konuşmalarını yapmak üzere Belediye Başkanım Sayın Gürşat Kale. Sayın Milletvekilim, değerli hanımefendiler, beyefendiler, İncir Festivali'nin ilk gününden bu tarafa bizlere her türlü gayreti, desteği, rehberliği ve sponsorluğuyla bütün yardımlarını bize sürekli ciddi bir çalışmayla aksettiren Sayın Ziraat Odası Başkanımıza, Sayın Tariş mensuplarına, Tariş'in İncirlova, Pamuk, İncir Birliği mensuplarına tüm şükranlarımızı huzurunuzda ifade etmek istiyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. On birinci İncirlova İncir Festivali tüm halkımızın katılımıyla coşkulu bir şekilde sabah saat 10'dan bu tarafa kutladığımız bir tören, bir festival havasıyla bu akşamki etkinliğimizde tamamlanacak. Gündüz kaymakamımızın rehberliğinde, önderliğinde tanıtım, temsil, tören faaliyetlerimizle başladığımız etkinliklerimiz, folklor ekiplerimizin gösterileri, daha sonra çocuklarımıza özel programlarımız, mehter gösterisi ile akşama kadar ulaştı. Şu anda da bu etkinliğin ortaya konmasında en büyük emeği geçen, başta çiftçilerimiz olmak üzere, onların ürünlerini değerlendiren jürimizin ödül töreni için yaptığı değerlendirmeleri sizlerle birlikte paylaşacağız. Bu konuda yarışmacı olarak yarışmaya katılan tüm çiftçilerimize huzurlarınızda İncirlova'yı gerçekten incir cenneti, incirin en kaliteli yetiştirildiği yer anlamındaki emeklerinden dolayı kutluyorum, tebrik ediyorum. Hepsine yarışmaya katılan arkadaşlarımız adına tüm İncirlovalı incir müstahsillerimize şükranlarımızı sunuyorum. Bu hafta aynı zamanda zabıta haftası. Zabıtalarımız kurum olma özelliği gösteren belediyemizin, devletimizin vatandaşla kurum arasındaki en önemli köprü görevini yapan arkadaşlarımız. Onlar üniformalarıyla, kuralları uygulama çabalarıyla hepimizin hayatında önemli bir köprü görevi görüyorlar. Devleti caddede, sokakta, pazarda, iş yerlerinde tüm halkımızın esenlik içerisinde şehir hayatını sürdürmeleri için bize huzurlu hayatı yaşatma adına denetimi sağlayan, disiplini sağlayan, devletin otoritesini vatandaşla paylaşan ama onlar ceza kesenler değil, onlar rehberlik yapanlar olarak hayatımıza renk katan arkadaşlarımız, bugüne kadar yaptıkları fedakarca çalışmalardan dolayı hepsini huzurunuzda, ayrıca hizmetlerinden dolayı şükranla selamlıyorum. Hoş geldiniz.
belediyemizin çalışmalarında kendilerinden sağlık, sıhhat içerisinde her zaman sürekli fedakarca hizmetlerinin devamını diliyorum. Onlar sayesinde huzurlu bir şehir hayatını birlikte yaşıyoruz. Hepinizin huzurunda kendilerine bugüne kadar fedakarca davranmalarından dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Hepinizin zabıta haftası sağlık, mutluluk içerisinde kutlu olsun. Sağlıklı gelecekler diliyorum. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Ben daha fazla sözleri uzatmadan aydın havası olsun, işi tatlıya bağlayalım. Bu işi ödül töreniyle taçlandıralım. Onun arkasından da vatandaşlarımız gruplarımızla eğlensinler. Günü yorgunluğunu böylece atmış olalım. Ben başkanımı göndermiyorum. Biraz daha bizimle kalmasını rica ediyorum. Çünkü hemen sponsorlarımıza ödüllerimiz var. İncirlova Belediyesi 11. Geleneksel İncir Festivali en iyi incir yarışmamızın ödüllerine sponsor olan firmalarımızdan yetkilileri davet edeceğim. Öncelikle İncirlova Ziraat Odası Başkanı Sayın İhsan Ayaydın, alkışlarla sahneye davet ediyorum. Başkanımız Sayın... Bir plaketimizi daha başkanımızdan alalım istiyoruz. İncirlova Tarış Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Halil İbrahim Akbulut, alkışlarla kendilerini sahneye davet ediyorum. Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum ve devam edeceğiz. Başkanım, sizi hiç göndermeyelim sahnemizden, çünkü üreticilerimizle de devam edeceğiz. Ama aynı zamanda tabii ki plaket takdimi için öncelikle 23. dönem Milliyetçi Hareket Partisi Aydın Milletvekilimiz Sayın Recep Taner'i davet ediyorum. Tarış Pamuk Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ali Şimşek'e plaketini takdim etmek üzere önce... ASL Medikal Temsilcisi Sayın Mustafa Öncüloğlu plaketini almak üzere sahneye davet ediyorum alkışlar eşliğinde. Plaketini takdim etmek üzere İncirlova Ziraat Odası Başkanı Sayın İhsan Ayaydın'ı sahneye davet ediyorum. Buradayız başkanım. Sayın Vekilim ve Ziraat Odası Başkanıma teşekkür ediyoruz. Başkanım, sizi göndermiyorum. Evet, birazcık daha sizi bekleteceğim çünkü bütün üreticilerimizi sahneye davet etmek istiyorum. Yarışmaya katılan tüm üreticilerimizi hediye çeklerini almak üzere şu an aramızda bulunan 23 üreticimiz yarışmaya katıldı. Aramızda bulunan üreticilerimizi ben sahneye davet ediyorum. Hepsinin hediye çekleri var. Hemen evet, sahnenin önündeki alanda. Hediye çeklerimiz aslında oldukça özel diye düşünüyorum üreticiler için. Çünkü 23 üretici katılımcılarımıza 25 kilogramlık organik gübre hediye çeklerimiz var. Umarım en güzel incirler İncirlova'da yetişiyor. Bereketi bol olur gübrelerimizle birlikte. Evet, en iyi üreticilerimize geldi sıra. Evet, şimdi hemen dördüncüyü açıklamak istiyorum. İncir üreticisi, en iyi incir üreticilerinden dördüncüsü Sayın Abdullah Şen. Aramızda mı efendim Abdullah Şen? Nerede? Abdullah Şen burada mı? Hemen öne çıkalım. Evet, Abdullah Şen, belediye başkan yardımcımız Sayın Mustafa Dinçer sahneye davet ediyorum. Hemen sahnenin önüne ödülünü vermek üzere. Dördüncümüz 25 kilogramlık organik gübre ve
bir adet Cumhuriyet altını kazandı aynı zamanda. Ödüllerini takdim etmek üzere Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Mustafa Dinçer. Üçüncüyle devam edeceğim. Sayın Başkanım, Beyköy Mahallesi incir üreticimizden Sayın Mehmet Ali Eygi. Aramızda mı? Evet. Üçüncümüz Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Yalçın Sarı hediyelerini takdim edecek. Bir Cumhuriyet altını 25 kilogramlık organik tarım, organik gübre kazandı yine. İsaf Hakkılar Mahallesi. Doğru telaffuz ettim değil mi? Evet, incir üreticimiz Sayın Esma Tosun. İkincimiz. Esma teyzeciğim, tebrik ederim. Ödülünü vermek üzere Belediye Başkanımız Sayın Gülşat Kale. İki Cumhuriyet altını 25 kilogramlık organik gübre kazandı Esma teyzemiz. Evet, sırada artık birincimiz var. Birinci kim acaba? En iyi incir üreticisi. Birincilik ödülünü elde eden İncirlova Merkez üreticimizden Sayın İbrahim Sarıoğlu. Alkışlar birincimize geliyor. Ve Belediye Başkanımız Sayın Gürşat Kale ödüllerini takdim edecek. Birincimiz 3 Cumhuriyet altını kupası ve 25 kilogramlık organik gübresiyle ödüllendiriliyor. Toplu fotoğraf alalım yine tüm dereceye girenler ve üreticilerimizle, diğer katılımcılarımızla birlikte ödülleriyle beraber ve teşekkür edeceğiz daha sonrasında tüm üreticilerimize. Evet, güzel bir organizasyon. Bölgenin hem tarımsal alanda ilerlemesine hem de bölgenin tanıtılmasına katkı sağlayan bir organizasyon. Başta Belediye Başkanımız Sayın Gürşat Kale olmak üzere organizasyonda emeği geçen Belediye Başkan Yardımcılarımız Sayın Baki Aslantaş ve diğer Başkan Yardımcılarımız ve belediyemizin tüm çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz. Burada yine organizasyonda sahne ses çalışanları, organizatörlerimize teşekkür ediyoruz. Muhteşem bir gece efendim sizleri bekliyor. Konserlerle devam edecek, gruplarımızla devam edeceğiz. İnşallah bugün İncirlova çok eğlenecek. Dün başkanımızla Kanal 35'te programımız vardı. İzleyenler var mı? Var. Şöyle bir el kaldırırım izleyenler. Evet, harikasınız. İncir tatlısının tarifini aldınız mı? Çok güzel bir sos hazırladık üstüne. Herhalde aldınız diye umut ediyorum. Peki, her şeyin öncesi başkanımızın İncirlova ile ilgili gerek enerji anlamında gerek organik tarım anlamında çok ciddi, şu anda altyapısı neredeyse hazırlanmak üzere olan projeleri var. Biraz biz kamera arkasında da sohbet etme fırsatı yakaladık ve İncirlova'nın önümüzdeki yıllarda hem sağlık turizminde hem tarımsal alandaki üretiminde gerçekten öncü yerlerden biri olacağını düşünüyorum Ege bölgesinde. Hatta Türkiye'de belki de örnek olacak yerlerden biri. İncirlova'yı güzel günler bekliyor sizlerle birlikte. Öyle hissediyorum ben de. Ezanda şahidim. Seni bir kere başkasını sevemem. Deli diyorlar bana, desinler değişemem. Desinler değişemem. Desinler değişemem. Size çemberin
duya. Günlerim doya doya. Dertleri sayıyorum bir say saya. Al beni kıyamam seni. Evet, evet, harikasınız. Efendim programı hemen aktarmak istiyorum. Grup Reyit'in ardından Dilek Alşahan bizlerle birlikte olacak az sonra. Ve gecenin finalinde havai fişek gösterilerimizle birlikte grup Neoband bizlerle birlikte olacak ve gece son hızıyla devam edecek. Evet, grup Neoband'tan mı geldi o alkışlar? Evet, hazır mıyız İncirli Ova eğlenmeye? Devam edelim mi efendim? Haydi bakalım devam edelim. Alkışlar Dilek Alşahan için geliyor. Teşekkür ediyoruz. 11. İncir Festivalimiz İncirli Ova'da son hızıyla devam edecek. Ben artık eğlenceyi sahiplerine, sizlere ve tabii ki arkada muhteşem bir grubumuz var. Grubumuza sahnenin gerçek sahiplerine bırakacağım. Aranızdan ayrılacağım efendim. Ben öncelikle belediye başkanımız Sayın Gürşat Kale'ye, tüm İncirli Ova Belediyesi çalışanlarına ve değerli İncirli Ovalılara çok teşekkür ederim. Bizi çok güzel bir şekilde ağırladınız. Kısmetse incirinizden bahsettik. İnşallah Ekim ayıymış zamanı. Deve sucuğundan da bahsedeceğiz. Belki de bir tarif de Kanal 35 ekranlarında programımızda deve sucuğuyla hazırlamak kısmet olur. Orada tanıtacağıma söz verdim ben başkanıma. Bereketli olsun İncir Festivalimiz. Ve Türkiye gerçekten bir cennet. Hani cennet vatan diyoruz ya. Böyle altı biraz boş söylüyoruz zaman zaman. Yürekte hissetmek gerekiyor. Türkiye'nin kıymetini bilmek gerekiyor. Birliğimizin, dirliğimizin kıymetini bilmek gerekiyor. Her şey çok daha güzel olacak ben inanıyorum. Umutlarımızı yitirmemek gerekiyor. Ben tüm İncirli Ova'ya teşekkür ediyorum. Ve şimdi efendim Kıbrıs'tan geldi grubumuz ama Türkiye genelinde konserler vermeye başladılar. Yakında rock müziğinde eminim çok güçlü gruplar arasında yerini alacak. Çok yakında albümleri var, cover albüm hazırlıyorlar ve kendi besteleri var. Muhteşem güçlü bir grup. Alkışlamaya hazır mıyız İncirli Ova? Evet efendim. Neoband sizlerle, önce havai fişek gösterimiz ve grubumuz sizlerle birlikte, hoşça kalın.
Tat benden arta kalan, biraz kül biraz duman. Ne kadar istesen de ben seni arayamam. Ruhum rüyaya dalmış, dünya uzak gerçek yalan. Sanki bir yok bir de varmış, ben seni arayamam. Keşke yanımda olsaydın, kolay olurdu o zaman. Ben şişsem sen anlatsaydın, yorulunca imdala şimdi uyusaydın. Kolay mı sanıyorsun, kolaysa ne yolunda gezersin, gözlerini süzersin. Hep beraber sen İçim içimde yüzersin. Sevdiceğim yavrucağım, İçim içimde yüzersin. Beraber kırpık kırpık kırdamlar. Unuturum sanmıştım güzelim, gözüm yollarda kaldı. Yalanlar söyleme başladım günden beri. Bu ilk defa baş koymuşum Türkiye'nin yoluna. Yüzüne yokuşuna ömürüm, ırmağının akışına ömürüm. Türkiye'm,